أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli izleyiciler, bugünkü konu başlığımız uydurulan dinin dayatması olarak çocukların evlendirilmesi. Şimdi bu uydurulan din ifadesi tabii ki birçok kimseyi rahatsız edecektir. Son derece normaldir. Çünkü ezberlerimizi bozan, çocukluktan beri öğrendiklerimizi yanlış çıkaran, hatta bilhassa hocalar için hakkında kitap yazdıkları, araştırmalar yaptıkları, doktora yaptıkları konuları yanlış çıkaran bir çalışma ya da bir ifade. Yıllarca uğraşacaklar, siz yaptıklarına uydurulan din diyeceksiniz. Şimdi bunu neden böyle söylediğimizi kısaca En'am suresinin ayetleriyle ortaya koymaya çalışalım. Ondan sonra işin özüne geçeceğiz. Şimdi Allah-u Teala En'am suresi 115. ayetteki, şu anda 141. sayfa benim elimdeki mealde. 115. ayette şöyle diyor: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Rabbin sözü doğruluk ve denge açısından tamdır. Yani Allah'ın söylediği söz hem doğrudur, hem de tabiattaki bütün dengeleri koruyucu sözlerdir. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala dinini fıtrat olarak tanımlıyor. Yani tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatında uygulanması şeklinde tanımlıyor. Rum suresinin 30. ayetinde. Dolayısıyla onun sözü elbette hem insan hayatı, hem tabiat, hem insanlar arası ilişkiler, hem insanın tabiatla ilişkisi, bütün bu açılardan tam ve yerindedir. Dengelidir. La mübeddileli kelimatihi, bu kısım son derece önemli. Allah'ın sözlerini değiştirecek, Allah'ın kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Şimdi Allah'ın kelimeleri dediğimiz zaman bizim elimizde sadece bu kitap var. Onun dışında Allah'ın kelimesi diyebileceğimiz bir şey yok. Onu değiştirecek hiç kimse yoktur ifadesi, buradaki kelimelerin artık değiştirilemeyecek yapıda olduğunu ifade eder. Yani Kur'an-ı Kerim'in kelime yapısı değiştirilemeyecektir. Demek ki Allah İlk günden itibaren kitabını son güne kadar koruyacaktır. Böyle bir şey dediğine göre la mübeddile, değiştirecek hiç kimse yoktur. Bi kelimatihi, Allah'ın kelimelerini. Zaten biliyorsunuz Kur'an'ın ilk günden itibaren korunup korunmadığı konusunda yerli yabancı birçok kimse araştırmalar yaptı. Ama şu ana kadar aksini ispatlayabilen hiç kimse çıkmadı. Böyle olduğu için de zaten Bakara suresinin başında Allah-u Teala'nın bildirdiği gibi la raybe fi, üzerinde herhangi bir şüphenin oluşmayacağı bir kitaptır. Yani bu kitabın içerisindeki hükümler konusunda kimse en küçük şüpheye kapılmamalıdır. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
dinleyen odur. İşiten değil, dinleyen. Yani işitmede ne dediğinizi anlayıp anlamaması önemli değil ama dinlemede sizin dediklerinizin tamamını anlayıp kavraması lazım ki Allah-u Teala bizim ağzımızdan çıkan da bilir, içimizde olan da bilir. Her şeyi bilen odur. Ondan sonra asıl konumuzla ilgili olan kısım şu: ve in tudi' ekfere men fil ardi, yeryüzünde bulunanların çoğusuna boyun eğersen, yudilluke an sebilillah, seni Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Peki bunu yaratıcı söylüyorsa çok dikkatli olmak lazım. Ve Allah-u Teala bize iblisin doğru yolun üstünde oturduğunu da söylüyor. Çünkü doğru yolun üstünde olmasa uzaklaştıramaz. Peki onların özelliklerini ifade ediyor. İnyettemi onu illa zanne. İnsanları doğru yoldan uzaklaştıranlar sadece zanna uyarlar. Kesin bilgiye değil. Kesin bilgi Allah'ın kitabında olandır. Bunu hiç kimse değiştiremez. Bu la raybe fi, üzerinde hiç kimsenin şüphe duymayacağı bir kitaptır. Ama insanları Allah'ın yolundan uzaklaştıranlar sadece zanna uyarlar. Şimdi siz bugün İslam aleminde oluşmuş bir yapıyı araştırdığınız zaman şunu görürsünüz. Mezheplerin tamamı şunda ittifak etmişlerdir. Es-sünnetu qadiyetun alel kitab. Sünnet kitap üzerindeki son sözü söyler. Yani sünnet, zaten sünnet kelimesi de problemlidir. O anlamda bir kelime Resulullah'ın ağzından çıkmış değildir. Yani bu şimdi sünnet sanki bir kanunmuş gibi anlaşılır. Resulullah'ın ağzından çıkan söz ve uygulamalar. Şimdi Resulullah'tan bize intikal eden sözler ne kadar sahih senetlerle gelmiş olursa olsun, bu insanların tamamı der ki bunlarla sabit olan bilgi zanni bilgidir. Zandır yani. Bu ayette belirtildiği gibi. Peki zansa es-sünnetu qadiyetun alel kitap ne demek? Kitapta zan yok. Kitap kesin. Kitap kesin. La raybe fi. Üzerinde şüphe duyulamayacak bir şey. Peki zan olduğuna inandığınız şey nasıl oluyor da kesin olduğuna inandığınız şey üzerinde hakimiyet kuruyor? Yani birinci sıraya zannı alıyorsunuz, ikinci sıraya kesin olanı alıyorsunuz. Ondan sonra da ihtilaf ortaya çıktığı zaman o zannı olanı esas alıyor, kesin olanı ikinci sırada bırakıyorsunuz. Ondan sonra وَاِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ, onlar sadece kendi hayalleriyle bir takım kurgular kurar ve o kurgulara göre hareket ederler. Bu sebeple şimdi gelenekte hani sünnetin zanni bilgiyi ifade ettiğinde ittifak vardır. Sünnet ayetler üzerinde hakim hale getirilmiştir. Bu konuda ittifak. Ama sadece öyle değil ki. Birçok konuda dersin kalan kısmını dinlediğiniz zaman göreceksiniz. Birçok konuda, çok temel konularda hiçbir şey yoktur. Mesela geçen haftaki dersimizin konusu kölelik ve cariyelik idi. Yani bir vesileyle onu daha ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Ve burada hocalara sorun diye dersin sonunda birkaç tane ayet ortaya koymuştuk. Orada ne Kur'an var, ne Resulullah'tan gelen bir uygulama var, ne herhangi bir mantıklı açıklama var. Bunların hiçbirisi olmadığı halde bütün yani tam aksi var daha doğrusu. Yani asla esirlerin köle ve cariye yapılamayacağının çok açık hükmü var.
esir kadınların cinselliğinden nikahsız asla yararlanamayacağına dair son derece açık hükümler var. Ve Resulullah'ın da bunu teyit eden, bu ayetlere tamı tamına uyuşan uygulamaları var. Bütün bunlara rağmen zan bile denmeyecek. Sadece hayallerle oluşturulmuş olan bir dini yapı ve bu dini yapı bütün mezhepler, Şii Sünni ayrımı olmaksızın bütün mezhepler kölelik ve cahillik konusunda tam bir ittifak halindeler. Ve o zaman buna uydurulmuş din demek yanlış mı oluyor? Başka ne diyecektik? Tabii ki uydurulmuş din. İşte mezheplerin dayattığı din maalesef bu. Mezhepler bunu dayatıyor. Bunların tamamı bu konuda ittifak halindeler. Siz efendim İslam hukuku dediğimiz adına İslam kelimesiyle vasıflandırdığımız işte fıkıh dediğimiz kitapların tamamına bakın, bu konuda kimsenin en küçük şüphesi yoktur. Ya bir şeyle Allah'tan korkar insan. Ya bir kadının cinselliğinden yararlanıyorsun. O kadın senin kızın olabilir. Senin eşin de olabilir. Senin annen de olabilir. Senin kardeşin de olabilir. Ya sen bunu onun rızasına bakmaksızın onun cinselliğinden nasıl yararlanıyorsun? Sen onu nasıl yatağa atıyorsun? Sen bunu nasıl böyle bir koyun gibi pazara çıkarıp satıyorsun? Ve bunu da Allah'ın dinine mal ediyorsun. Ve bu konuda da Şii Sünni ayrımı olmaksızın bütün mezhepler ittifak etmiş oluyor. Peki bu uydurulmuş din olmaz da ne olur? Evet, diyor ki Allah-u Teala bu 117. ayet, İnne rabbeke huve a'lemu men yadillu an sebilihi. Şimdi mesela biz burada konuşurken yok ya bu adamlar işte ama falan başlarlar, onlar çok büyük zatlar, onlar şöyle, tamam güzel. Bu Allah-u Teala diyor ki kendi yolundan sapanın kim olduğunu Allah daha iyi bilir. O zaman bu işi Allah'a sor. Yani La Reybe Fi kitap varken şüpheli olana uyanlar elbette ki sapmış olurlar. Ve huve a'lemu bil muhtedin, yolda olan, doğru yolun üstünde olanı da en iyi Allah bilir. Evet. Şimdi bu girişten sonra hemen şunu söyleyeyim. Mesela işte az önce kölelik ve cariyelik konusunda Şii Sünni bütün mezhepler ittifak etmiştir dedik. Çocukların evlendirilmesi konusunda da tam bir ittifak vardır. Bizim bu konuları şey yapmamızda yani ortaya koymamıza sebep olan tarihselciler, işte Türkiye'de tarihselci dendiği zaman ilk önce isimler akla gelen Mustafa Öztürk var, İlhami Güler var. Bunlar işte kölelik cariyelik Kur'an'da vardır dediler. Hadi bakalım geçen hafta sorduğumuz sorulara cevap versinler, eğer gerçekten söylediklerine kendileri de inanıyorsa cevap versinler. Ondan sonra çocukların evlendirilmesi de vardır. Hadi bakalım. Şimdi bugün ayetleri okuyacağız. Gene ekranda hocalara sorun diye sorularımız çıkacak. Onlara da cevap versinler bakalım. Ha, Mustafa Öztürk bir defa şöyle bir şey yapmış. Ben artık tarihselcilikten vazgeçtim. Gelenekçi olacağım. İşte ayetlerin bir kısmının diğeriyle neskedildiğini anlatacağım falan. Mustafa Öztürk zannediyor ki biz tarihselcileri gelenekçilerden ayırıyoruz. Hayır. Tarihselciler gelenekçilerle aynı görüşte ama biraz daha dürüst. Gelenekçiler Kur'an'a uyduk diyor, uymuyorlar. Bunlar da uymuyoruz diyorlar. Bu kadar. Aradaki fark bu. Yani Kur'an'ı tarihe demiyorlar. Tek fark bu. Yani sanki biz gelenekçiler Kur'an'a uyuyor diyoruz da böyle bir şey dediğimizi duyan var mı? Yani uysalar keşke, başımıza tac ederiz elbette. Şimdi biraz sonra arkadaşlarımız gerek Fatih Orum gerek Yahya Şenol
konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi verecekler ama bakın çok basit bir şekilde şey yapalım. Size hemen kısa bir giriş yapalım. Nisa suresi, Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi. Bu surenin 6. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاهِ. Yetim çocukları deneyin. Yani mesela çocuk işte küçük yaştan parası parayı kullanma konusunda denemeye tabi tutulur. Ne zamana kadar? Nikah çağına ulaşıncaya kadar. Yani küçükken, yani diyelim ki yetim, babası ölmüş, büyük bir holdingin mirasçısı. Öyle düşünün yani. Şimdi bu çocuk küçük yaştan itibaren onu yönetecek şekilde yetiştirilmesi lazım. Ne zamana kadar? Nikah çağına ulaşıncaya kadar. Peki o çocukluk yaşı, yani çocukken evlendiriliyor olsa nikah çağı diye bir kelime olur mu ayette? Olur mu? Mümkün değil, değil mi? Onları denemeden geçirin diyor. Peki herhalde bir kundaktaki çocuk 3 yaşında, 5 yaşındaki çocuk da değil. En az 7-8 yaşlarına girmiş olmalı. Mesela ben kendi hayatımdan biliyorum. Allah rahmet eylesin. Babamın maddi durumu gayet iyiydi. Ama daha ilkokul birinci sınıftayken bana bir şeyler sattırıyordu. Mesela ben bir çift çorap almıştım kendi paramla. Benim için en kıymetli eşyaydı yani. Babamın aldıkları hiç önemli değil ama ben kendi paramla almıştım. Kendi paramı verince değeri çok farklı oluyor. Şimdi eskiden böyle bir gelenek vardı. Yani yetiştiriyorlardı. Hayatın içinde yetiştiriyorlardı insanları. Şimdi artık batı tipi eğitim 30 yaşına da girse adamı müteşebbis olma hayallerini tamamen ortadan kaldırıyor. Bir kölelik yani kendini hür zanneden köleler sistemi var bugün. Herkes bir yerde işçi olmaya, bir yerde memur olmaya talip ama hiç kimse müteşebbis olmaya talip değil. İşte bunu diyor, denemeden geçirin. Denemeden geçirdiğiniz zaman aklı başında olması lazım. Nikah çağına kadar diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Ondan sonra da diyor ki فَيْنَانَسْتُمْ مِنْ هُمْرُشْتَمْ فَتْفَوَيْلِهِمْ اَنْوَالِهُمْ. Reşit olduğunu anlarsanız mallarını kendilerine verin. Baktınız ki artık bu malları idare edebilecek durumdalar. O zaman babalarından ya da annelerinden kalan malı verin. Saçıp savurmamışsınlar. Şimdi o zaman reşit yani ergin. Türkçe'de o kelime kullanılır reşit yerine ergin. Şimdi hemen ondan önce yani ondan iki ayet önce 4. ayette de diyor ki Allah وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْيَ. Yani şimdi şu malını teslim almış olan erkeği düşünün. Nikah çağına gelmiş, malını da teslim almış. Artık nedir bu? Evlenebilir değil mi artık yani? Çünkü nikah çağına gelmiş, malını da almış. Ve اَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. Saduka denen de şeydir, mehirdir. Yani evlenen erkeğin karısına vermek zorunda olduğu bir maldır. Ey erkekler diyor, eşlerinize mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Gönül hoşluğu demek ki gene reşit. Ya verin. Malını teslim almamış olsa verebilir mi? Yani reşit olduğu, yani ergin olduğu sabit olacak ki malını teslim alabilsin. Onun eşi olacak kadın da reşit olacak ki ona da malı verilebilsin. Babasına verin demiyor. Kadının kendisine diyor. Ve devamına bakın. فَاِنْ تُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. Eğer sizin mehir verdiğiniz eşleriniz, nikah kıymışsınız, mehir vermiş, kendi içinden gönül hoşluğuyla, hiçbir baskı altında bulunmadan, ne kocasının
ne kayınpederinin, ne babasının, ne şunun, ne bunun. Hiçbir baskı altında bulunmadan herhangi bir şeyi size verirlerse, kadınlar, verdin, ya ben tamam ben bunu sana ikram ediyorum derse, fekuluhu heniyen meriye, onu da afiyette yiyin. Şimdi bakın, kadın da mehir alabilecek, aldıktan sonra da gönül hoşluğuyla hiçbir baskı altında kalmadan verebilecek durumda olur. Şimdi bütün bunlar çocuklarda olabilecek bir şey mi? Zaten nikah çağı dedi ayet. Nikah çağı dedi. Ondan sonra ne dedi? Kadın için de erkek için de malınızı verin dedi. Malı verebilmek için de reşit olma şartını koştu. Kadın için malı al dedi. Malı alabilmek için de reşit olma şartı, yani ergin olma şartını koştu. O zaman bu demektir ki, yani anlatmaya gerek yok, yani kadın da erkek de reşit olacak ki evlensinler. Onun dışında ondan önce evlenmek mümkün değil. Yani bunu anlamak için alim olmaya lüzum var mı? Ha, anlamamak için lüzum var. Başkası bunu kapatamaz çünkü. Biraz sonra göreceksiniz. Hakkı batıl göstermek için ihtiyaç var. Biraz sonra onu göreceksiniz. Bir de şey vardır. Yine bakın Nisa suresinin 24. ayetine gelelim. 23. ayetinden itibaren evlenilmesi yasak olan kadınlar anlatılır. 24. ayetinde de yine anlatılır. Ondan sonra da şöyle der. Ve uhille lekum ma vera'e zalikum. Buraya kadar anlatılanların dışında kalan kadınlar size helal kılınmıştır. Ama bir şartla, en tebtu bi envalikum. Elinizdeki malla ona talip olacaksınız. Yani kadına malınızı vereceksiniz. Burada da şu var bakın. Belki inşallah bir gün de aslında o miras konusunda da, miras ayetlerinin de tarihsel olduğunu söyleyenler var. Allah-u Teala ne dedi? Hem doğrusunu söyler hem dengeli konuşur Cenab-ı Hak. Diyor ki o kadınlara mehir verin diyor. Niye erkek mehir veriyor? Niye kadın alıyor? Niye kadın mehir vermiyor? Bazı toplumlarda kadınlar verir. Şimdi kadın hayatının yarısını babasının evinde, yarısını da eşinin evinde geçirir. Onun için babasından yarım miras alır. Yani erkek kardeşinin yarısı kadar miras alır. Ama o yarısını da eşinden alır. Erkek kardeşi de o yarısını kendi eşine verir. Ondan sonra bir de eşi onu, onun bütün masraflarını, yani ev açmak zorundadır. Diğer yeme içme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Yani müthiş bir denge kurulmuştur burada. Ondan dolayı mutlaka verin diyor. Şimdi diyor ki burada mallarınızla talip olmanız şartıyla. Peki mallarımla ben, yani şimdi önce yetim konusundan iyice anlayalım ki diğerleri aynıdır zaten, değişen bir şey yok. Şimdi mallarıyla alabilmesi için bir tane nikah çağına ulaşmış olması lazım yetimse, değil mi? Malını almış olması için ergin olması da Kur'an-ı Kerim'in açık hükmü. Peki karşı tarafın verilen mehri alması için aynı şartlarda kadın için söz konusu. Bakın o şartla helal. Peki Allah bu şartı koşmuşsa bundan önce evlenme olur diye bir insanın aklına gelebilir mi? Ondan sonra diyor ki şeyle ilgili olarak ayrıca iki tane de şart koşuyor. Muhsinin diyor. Kendinizi koruyan kişiler olarak. Hısın ne demektir biliyor musun? Kale. Arapçada hısın. Muhsin de kendini kale gibi koruyacaksın. Onu da açıklamış. Gayre misafihin.
öyle evlilik dışı ilişkiler yok. Yok cariyeymiş, yok bilmem neymiş, olmaz. Evlilik dışı ilişki yok. Evlilik dışı, bak kendini kale gibi koruyacaksın. Çocuk için böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani kim, dünyada kim diyebilir ki çocuk kendisini kale gibi koruyabilir? Ya da çocuğun zinasından hiç bahseden duydunuz mu şimdiye kadar? Büluğa ermemiş bir kişi. Ha, bazı ahlaksız davranışlar yapan çocuklar olabilir. Ama bu kelime ancak belli bir çağa gelmiş olan kişiler için kullanılır. Ve Kur'an-ı Kerim'de Maide, biraz sonra hocalara sorun bölümünde göreceksiniz. Maide suresinin 5. ayetinde de evlenecek kişilerin namuslu olmaları, kadın içinde erkek içinde, yani kendisini kale gibi koruması şartı vardır. Kadın içinde erkek içinde. Çocuk kendini nasıl koruyacak kale gibi? Hadi kız ya da erkek, önemli değil. Gizli açık, yani gizli dost tutmayacak çocuk için hiç söylenebilir mi? Açıkça da zina etmeyecek. Ondan sonra Nur suresinin 3. ayetinde de Allah-u Teala der ki zina eden erkek ancak zina eden bir kadını nikahlayabilir. Çünkü burada namuslu olma şartı, evlenmenin olmazsa olmaz şartı oldu ya, sen namuslu olma şartına dikkat etmediysen kusura bakma, karşı tarafın namusunu hafife alıyorsan sen namuslu bir kadınla evlenemezsin. Yine Allah-u Teala sen namusunu koruyamıyorsan, korumuyorsan ey kadın, sen namuslu bir erkekle evlenemezsin diyor Allah. Diyor ki zina eden erkek ancak kendisi gibi zina eden bir kadınla ya da bir müşrikle evlenir. Zina eden kadın da ancak kendisini zina eden kadını da ancak kendisi gibi zina eden bir erkek ya da bir müşrik erkek nikahını alabilir. Bunlar diğer müminlere haram kılınmıştır. Şimdi tabii çok kısaca söyleyeyim. Bizim bu uydurulmuş dinde evlenmeyle ilgili hükümlerin hiçbir tanesi Allah'ın kitabına uymaz. Yani mesela Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde baba kızını, bakire kızını istediği kişiyle evlendirir. Kıza sormaz. Kadın bakire değil de dulsa kendi nikahının taraftarı olamaz. Yani nikah masasında oturup evet diyemez. Şahitlik yapamaz. Şafii, Maliki, Hanbeli ve Hanefi mezhebinde küçük çocukları, daha büluğa ermemiş olan çocuklar, sıfırdan itibaren, evlenme yaşı diye bir şey yok. Biraz sonra arkadaşlar anlatacak, göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de var ama Kur'an kimsenin umurunda olmadığı için işte göreceksiniz biraz sonra çok net bir şekilde. Sadece onlar Kur'an'a uyduklarını söylerler lafla. Fiilen uymazlar. Onun için uydurulan din diye başlığı koyduk. Bu mezheplerin tamamında kız ya da erkek çocuğunu baba birisine şey yapar, evlendirir. Ya da veli de evlendirir. Yani baba yoksa çocuğun şey vasisi de velisi de evlendirebilir. Şimdi bunlar bu kadar açık ve net olduğu halde maalesef şey yapılmıyor. Şimdi ben arkadaşlarımdan rica edeyim, o hocalara sorun diye hazırladığımız bir bölüm var. Onu lütfen yayına koyalım, hem birincisi hem ikincisi. Ondan sonra sırayla Yahya ve Fatih'i dinleyelim. Yetimleri evlenme çağına gelene kadar deneyin. Onlarda olgunlaşma, rüşt görürseniz mallarını kendilerine verin. Nisa suresi 6. ayet. Hakimiyetiniz altında olan savaş esirleri dışındaki kocalı kadınları nikahlamanız da haramdır. Allah'ın size farz kıldığı budur.
namuslu yaşamanız ve zinadan kaçınmanız şartıyla bunların dışındaki kadınlarla evlenmeniz helal kılındı ki mallarınız karşılığında onlara talip olasınız. Bunlardan hangilerinden nikahla yararlanırsanız mehirlerini belirlediğiniz miktarda veriniz. Mehri belirledikten sonra gönül rızasıyla başka bir şekilde uyuşmanızın bir günahı yoktur. Allah bilir, doğru kararlar verir. Nisa suresi 24. ayet. Nisa suresi 6. ayette evlenme çağı ifadesiyle erginlik çağından bahsedilirken henüz bu çağa ulaşmamış küçük yaştaki çocuklar nasıl evlendirilebilir? Nisa suresi 24. ayete göre her erkek evleneceği kadına mehir vermek zorundadır. Nisa 6. ayete göre ise kişinin malını kullanabilmesi için reşit olması yani ergin olması şarttır. Aynı şart mehri alacak ve o konuda eşiyle pazarlık yapacak kadın için de gereklidir. Ayetler böyle olduğu halde henüz bu çağa ulaşmamış çocuklar nasıl evlendirilebilir? Verir, iffetli olur, gizli dost tutmazsanız, iffetli mümin kadınlarla kendilerine kitap verilmiş olanların iffetleri size helaldir. Bunlardan kim imanını örterse yaptıkları boşa gider, ahirette kaybedenlere karışır. Maide suresi 5. ayet. Zina eden erkek ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek evlenebilir. Bunlar müminlere haram kılınmıştır. Nur suresi 3. ayet. Karılarınızdan adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz iddetleri 3 aydır. Adet görmeyenler de öyledir. Hamile olanların bekleme süreleri yapacakları doğumla biter. Kim Allah'tan çekinerek kendini korursa Allah onun işini kolaylaştırır. Talak suresi 4. ayet. Maide suresi 5. ayete göre evlenecek kadın ve erkeğin namuslarını korumuş olmaları, erkeğin de gizli veya açık zina yapmaması şarttır. Henüz erginlik çağına girmemiş biri için bu şartlar koşulabilir mi? Nur suresi 3. ayete göre evlenecek kadın ve erkekte olmazsa olmaz şartlardan biri de zina etmemiş olmalarıdır. Bir çocuk nasıl zina etme eyleminin konusu olabilir? Kadınların adet düzensizliği veya adet görmeme durumları olağan bir şeyken, iddet gören kadınları sınıflandıran Talak suresinin 4. ayetindeki, Talak suresinin 4. ayetindeki adet görmeyenler ifadesi nasıl olur da henüz adet görmemiş olan kız çocukları olarak anlaşılabilir? Bu da yetmiyormuş gibi erginlik çağına girmemiş bir kızla ilişkiye girmeye nasıl delil gösterilebilir? Evet değerli izleyiciler, hepinizden bir talebim var. Lütfen bu soruları bulunduğunuz her yerde, dünyanın her yerinde, neredeyseniz orada hocalara götürün, sorun. Bunları hocalara sormanız onların uyanmalarına sebep olacaktır. Bazıları sizden kaçacak. Bazıları hakaret edecek. Ama bir müddet sonra bu onları değiştirecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in etkisi dünyada hiçbir şeyde yoktur. Hangi ülkede yaşıyorsanız yaşayın, hangi dili konuşuyorsanız konuşun, bunu lütfen kendi dilinize çevirin ve hocalara gidip sorun. Yoksa bu uydurulan din başka şekilde ortadan kaldırılamaz. Ama Allah'a çok şükür Türkiye'de ciddi anlamda bu konuda mesafe alınmıştır. Bütün dünyada bu mesafenin alınması gerekiyor ve böylece İslam'ın Allah'ın dini olduğunu bütün insanlara göstermemiz gerekiyor. Şimdi Yahya, Doktor Yahya Şenol kardeşimizi dinleyeceğiz. O bize bu konunun bir tarihi yapısını, bir genel yapısını fıkıhtaki bize anlatacak. Evet Yahya. Evet, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ben yine Diyanet İslam Ansiklopedisi'nden başlamak istiyorum. Takibi ve kontrolü mümkün ve kolay diye. Bugün nikah maddesinde
müracaat etmenizi rica ediyoruz. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin 33. cildinde nikah maddesi, yine internetten islamansiklopedisi.info adresine nikah yazdınız mı karşınıza çıkacak olan madde. Bunun 115. sayfasında nikahın bir alt başlığı olarak ehliyet ve velayet, velilik konusu işleniyor. Yani kimler evlenmeye ehildir ve kimleri velileri evlendirebilir. Bu konu anlatılıyor. Deniyor ki klasik İslam hukukunda küçük çocuklar, yani 3-5 yaşındaki bir çocuğu düşünelim, erkek olsun kız olsun, bunlar tek taraflı olarak kendileri bir evlenme iradesi ortaya koyamazlar. Yani bir erkek çocuğu gidip bir kıza ben seninle evlenmek istiyorum diyemez. Kız da ona evet veya hayır şeklinde bir cevap veremez. Yani çocuklar kendi aralarında evlilik yapamazlar. Fıkıh da deniyor. Bu bir genel kabuldür. Ama bu küçük çocukları, velileri onların yararına olmak kaydıyla o yaşlardayken evlendirebilir. İbareyi aynen okuyayım ki bu bir yorum olarak kalmasın. Şöyle deniyor. Yani kendi yaşıtlarıyla olması gerekmiyor. Yok, gerekmez tabii. Yani çocuk ister kız olsun ister erkek, evleneceği kişi yine kendisi gibi çocuk olabilir veya olmayabilir. Bunlar bir başkasıyla evlendirilebiliyor. Buna fıkıhta öncelikle kavram olarak velayeti icbar deniliyor. Yani deniyor ki kanuni temsilcisi olduğu kişiyi, kimseyi rızasını almaksızın evlendirme yetkisine fıkıhta velayeti icbar denir. Ne bu? Şöyle açıklanıyor. Deniyor ki fıkıh alimlerinin büyük çoğunluğu, bak bu ibareyi bir kez daha tekrar edeyim çünkü itiraz edeceğiz buna. Fıkıh alimlerin büyük çoğunluğu velinin velayeti altındaki mümeyyiz olsun olmasın. Mümeyyiz dedikleri temyiz gücüne sahip olan çocuklar ki genelde 7 yaş civarı söylenir. Yani gerek 7 yaşı civarında ve gerekse daha erken, yani 2, 3, 1, 5 yaşındaki bir çocuğu onun yararına olmak şartıyla, ne gibi bir yararı olabilirse 2 yaşındaki bir çocuğun evlilik konusunda, onun yararına olmak şartıyla rızasını almaksızın nikahlayabileceğini ileri sürmüştür fıkıh alimlerinin büyük çoğunluğu diyor. Şimdi büyük çoğunluğu derken zannedersiniz ki ya azınlık da olsa birileri de hayır demiş buna. Hayır. İslam tarihi boyunca burada da adı geçen sadece 3 kişi, bakın sadece 3 kişi adları kayıtlara geçirilebilmiş. 3 kişi haricinde neredeyse bütün mezhepler ve ulema bu konuda müttefiktir. Hani büyük çoğunluğu derken öyle şey anlamayalım. Tamamı, sadece 3 istisna var. Dolayısıyla istisna kaideyi bozmaz. Böyle yazsaydınız da biz de gerçekten meseleyi bir bilseydik. Yani büyük çoğunluğu değil, tamamı 3 kişi müstesna. Kim bunlar? Yine burada isimleri yazıyor. Abdullah İbni Şübrüme, Ebu Bekir el-Esam ve Osman el-Beddi. Sadece bu üçü. Diyor ki bunlar çocukların evliliğin anlam ve mahiyetini bilmedikleri ve evliliğe de hiçbir şekilde ihtiyaçlarının bulunmadığı gerekçesiyle velilerin küçükleri evlendirme yetkilerinin bulunmadığını söylemiştir. Bakın ama, sadece bu üç. Ama gerekçe de ayet değil. Dikkat ediyor burada musun? Burada ayet değil. Kendileri belki ayeti göstermiş olabilirler ama burada bir ayetten bahsedilmiyor tabii hiçbir şekilde. Evet, şimdi ben mesela bu zatların şeyden araştırmıştım müftülükte çalışırken. Onlar ayeti delil gösteriyorlar. Evet. Yani şeyde mesela Osmanlılar'da hukuk aile kararnamesi. Onu söyleyeceğim şimdi hocam. Onlar bu zatların kendisi ayeti, az önce size okuduğum ayetleri gerekçe gösteriyorlar. Evet. Fakat buralarda o ayetlerden bahsediyor. Yani sanki bunların kendi şahsi görüşleri, kendi yani şahsi hiçbir delilsiz ileri sürmüşler falan gibi. Yani diyor ki çocukların evliliğin anlam ve mahiyetini bilmedikleri ve evliliğe de hiçbir şekilde ihtiyacının olmadığını gerekçe göstererek diyor. Yani hocamın da ifade ettiği gibi asıl gerekçeleri adamların ayet. Biraz önce söylediğimiz Nisa suresinin 6. ayeti. Oradan yola çıkarak adamlar bu görüşü temellendiriyor ama burada sanki ayete hiçbir şekilde dayanmamışlar. Bunların şahsi bir takım görüşleriymiş gibi verilmiş. Bir de
Osmanlı'nın son döneminde 1917 yılında o yılın ortalarında yürürlüğe girip yaklaşık 1,5 yıl yürürlükte kalıp daha sonra şiddetli itirazlar neticesinde kaldırılmış olan hukuki aile kararnamesi var. 1,5 yıl sadece dayanabiliyor bu. Hukuki aile kararnamesi de bu Osmanlı toplumunda yaygınlaşan bu çocuk gelinlerin oluşturduğu bu sosyal ve psikolojik sorunlardan ötürü diyorlar ki ya biz bunu bir terk edelim. Ya kime dayanacağız ama geçmişte birilerine de kendimize dayanak alalım. Buna buna bu üç adamı buluyorlar. Diyorlar ki ya en azından bunlar söylemiş. Biz de çocukların küçükken evlendirilmeyeceğini bir hükme bağlayalım, kararnameye yazalım. Bunlar da yapa yapa kızlar için 9, erkekler için içinde 12 yaşını, yani yaş olarak böyle bir sınırlama getiriyorlar. Yani diyorlar ki kızlar 9 yaşından önce evlendirilemez, erkekler de 12 yaşından önce evlendirilemez. Yani yine Nisa suresi 6. ayetten hiçbir vahis olmadığı gibi rüşt çağından falan da asla bahsedilmiyor. Yani gerekçe bir de şunu da toplumda söyleyeyim. Oluşan bir infial. Ben şimdi şunu da söyleyeyim. Bizim bu İslam muhakeme hukukunda bu bahsedilen şeyin gerekçeleri vardır. Oraya ben gerekçelerini almıştım. Bu konuda var. O zaman işte doktora yaparken, o doktora 1984'te bitmiştir benim doktoram. Ondan önce. Hani bakmıştım. Bir de bunların orijinal metinler İstanbul Müftülüğü'nde var. Orası çünkü Şeyhülislamlık olduğu için. Şimdi siz İbn-i Şübrüm'e demişsiniz. Ebu Bekir el-Hasan demişsiniz. Ve Osman el-Betti evet. demişsiniz. Ya bu zatlar diyor ki ayeti kerimeye göre nikah çağına ulaşmadan olmaz, nikah çağı da en azından bloğudur diyor. Peki madem bu şahısları delil gösteriyorsunuz siz hukuku aile kararnamesinde, neye dayanarak kızlar için 9 yaş, erkekler için 12 yaş diyorsunuz? Bloğ desenize bari. Sonra siz nasıl oluyor? Neden Allah'ın ayetlerine dayanma, Resulullah'ın o güzel, bu Resulullah'ın da bu konuda çok sahih, sağlam hadisleri var. Niye onlara dayanma ihtiyacı duymuyorsunuz da Ebu Bekir el-Hasam, İbn-i Şübrüm'e ve Osman el-Betti'yi onların istemedikleri şekilde kendinize gerekçe gösteriyorsunuz? Yani bunun savunabilir bir tarafı var mı? Peki burada gene uydurma din sözü tam olarak karşılık bulmuyor mu? Evet, devam evet. Burada tekrar o şeyi bir kez daha söyleyeyim. Hani fıkıh alimlerinin çoğunluğu müneyyiz olsun olmasın her yaştaki çocuğun, yani sıfırıyla biz buna 9 diyelim, hadi 12 diyelim, 0-9 veya 0-12 yaş arasındaki bütün çocukların onların yararına olmak şartıyla evlendirilebileceğini söylüyor. Yeni doğan çocuk ağladığı zaman anlayacaksın evet. ki evlenmek istiyor. Evet. Yalnız burada ansiklopedide bir ilginç bir ayrıntı var. Daha önceki eski şeylerde pek olmayan bir ayrıntı. Şöyle diyor ki, evet diyor, onların yararına olmak şartıyla rızalarını almaksızın. Yani onlara soracak, hayır dese bile, işte diyecek ki çocuğa, oğlum evlenmek istiyor mu 3 yaşında falan, hayır. Sana soran da kabahat, senin zaten ihtiyacın var, dur ben seni evlendireyim. Öyle olsa bile diyor ki, evet bunu ileri sürmüşler, ancak fiilen evlilik hayatı başlatılamayacağından, buluğ çağına ulaşıncaya kadar kendi ailesinin yanında kalacağını söylemişlerdir çocuğum. Bak burada bir yumuşatma şeyi var. Yani diyor ki işte 3 yaşındaki bir kızı evlendirdiniz. Şimdi diyor fiilen bu kız yani gelin olamaz. Nasıl vereceksin bunu, kocaya gidecek, şey olacak falan. O zaman diyor bu buluğ çağına erinceye kadar kendi ailesinin yanında kalır. Buluğ çağına erdiğinde kocasına verilir. Yani o zaman bu bir nevi söz kesme gibi anlıyoruz biz, değil mi? Yani küçükken çocuğu vermiş. Bak seni evlendirdim, haberin olsun. Böyle uçağına erdiğin gün yolcusun. Ve kaynak olarak da burada Fetavai Hindiye'yi göstermiş. Fetavai Hindiye, onu da şöyle hemen
sizlere göstereyim. Belki ekranlardan da gözükebilir. Hangi şeyi tutayım? Şöyle olmuş bu sefer. Şimdi bu Fetava-i Hindiye denilen kitap, Şeyh Nizam adı yazıyor, başkanlığında bir heyetin kaleme aldığı, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşlerine dayanılarak yazılmış olan bir fıkıh kitabı. Bir Hanefi fıkıh kitabıdır. Tamamen İmam-ı Azam'ın görüşlerine dayanak alınarak yazılmış. Şimdi bunu kaynak göstererek diyor ki, ya siz zannetmeyin öyle şimdi 2 yaşında 3 yaşında çocuk evlendirilir dedik ama bu sadece bir nevi kağıt üstünde evlilik, gerçek fiili bir evlilik değil. Çocuklar ergenlik çağına ulaşıncaya kadar ailelerinin yanında kalıyorlar. Büyüdükleri zaman tabii ki diyorlar fiili evlilik başlayacak. Kaynak olarak gösterdikleri yerde Fetava-i Hindiye. Fetava-i Hindiye'yi de açtığımız zaman onların kaynak gösterdiği yer 1. cilt 287. sayfa. Acaba dedik biz de gerçekten de fukaha bu konuda bunların dediği gibi ittifak mı etmiş? Ansiklopedi bunu kaynak gösterdiğine göre doğrudur. Açıp baktığımız zaman bunun Türkçe tercümesi de var. İnternetten de ulaşılabiliyor. E-kitap şeklinde ben gördüm. Ücretsizdi zannedersem. Oradan da bakabilirsiniz. 287. sayfada yine bu velilik konusu anlatılırken küçük çocukların evlendirilebileceği konusunu anlatıyor, yer veriyor ve sonra diyor ki tamam küçük çocuklar evlendirilebilir ama hadi erkeği şimdi bir tarafa koyduk. Kız açısından farklı bir faktör var. Bu kız fiili manada gelinlik yapabilir mi? Diyor ki yani gerdeğe girebilir. Evet. Vaktalefu fi vakti duhuli bis sagirati. Başlık alt başlık olarak düşünebiliriz. Diyor ki küçük kız çocuklarının gerdeğe girme konusunda ihtilaf vardır fıkıh mezheplerinde. Bak küçük yani 9 yaşımdan önce ihtilaf etmişler. Yani neyinde ihtilaf edilebilir bunun? Devamında diyor ki bir grubu demiştir ki bunlar ergenlik çağına girinceye kadar, yani adet görünceye kadar böyle bir gerdek söz konusu olmaz. Ama bir grupta demiştir ki hayır, bunlarda bir yaş sınırı vardır. 9 yaş. 9 yaşına kadar olmaz ama 9 yaşına girdikten sonra kız çocuğu onunla gerdek caiz olur. Fakat ibaresini de hani okuyayım ki şey olmasın. Ve ekserul meşayihi ala ennehu la ibrate lissinni fi hazel bab. Ulemanın çoğunluğu bu konuda yaşa falan itibar edilmeyeceğini söylemişlerdir. Yaşa bakılmaz. Ya ve innemel ibratu littakati. Yani bazı şeyleri okuyamayacağım çünkü gerçekten de yani hem burada hem ekranları başında bizleri çocukların da takip ettiğini bildiğimiz için hani yarın öbür gün televizyonun da başına bir bela gelmesin çünkü şu an canlı yayının köşesinde +13 veya +18 ibaresi yok. Ne dediğimizi anladınız. Deniyor ki burada kız çocuğunun fiziki bünyesine itibar edilir. Eğer diyor kız şöyle işte birazcık şişman, derli toplu falan bir şeyse ve yani nasıl daha şey yapayım gerçekten acayip derecede zorluk çekiyorum. Yani neyini okumayayım acaba diye. Yani kendisiyle eğer gerdeğe girildiğinde başına çok kötü şeyler gelmeyecekse o takdirde diyor yaşa falan bakılmadan kendisiyle gerdeğe falan da girilebilir. Ama korkuluyorsa ya bu çok küçük şimdi gerçekten de bir şey olur maazallah falan diye bir hastalık falan bir şey olacağına korkuluyorsa bu takdirde onunla gerdeğe girilmez. Doğru olan görüş de budur diyor. Yani burada bunun kaynak olarak gösterdiğinde mutlak manada her durumda çocuklar ergenlik çağına gelinceye kadar annelerinin babaların evinde kalırlar diye bir hüküm yok. Yok yani hani hafifletmeye çalışmışlar ama fiilen öyle bir şey yazmıyor. Diyor ki mesela devamında bir adam ufak bir çocukla evlenmiş ve mehrini de babasına peşin olarak ödemişse yani 3-5 yaşında bir kızı babasından istemiş babası da vermiş. Mehrini de babasına peşin olarak ödemişse diyor. Ama burada da bir cümle ilave edelim isterseniz son derece önemlidir. Bu mehri maalesef fıkıhta
kadının cinselliğinden yararlanma bedeli diye tanımlarlar. Bu da gerçekten iğrenç bir ifadedir. Ya bu ne kadar kötü bir şeydir ya. Evet. Evet, devam et. Diyor ki, bu durumda diyor kişi, yani bunun koyusu olan kişi hakime gider. Der ki, ben bu adamdan kızı istedim. Verdi, nikahımız kıyıldı. Mehrini de peşin olarak verdim. Şimdi diyor kızı istiyorum. Hani burada dedi ya babasının evinde kalır diye. Hayır diyor, gelecek. Ben istiyorum, karım değil mi ya? 3 yaşında da olsa 5 yaşında da olsa istiyorum dese. Ama diyor babası itiraz etse. Dese ki ya daha bu çok küçük çocuk. Nereye? Lan vermiş de. Adam küçüklüğüne takılmış şimdi. Çok küçük diyor. He yani olmaz diyor. Yani en azından şeye kadar 9 yaşına kadar falan bizim yanımızda kalsın. Kocası da hayır itiraz etsin diyor. Hayır bak yani evet diyor belki daha henüz küçük falan ama yani maşallah büyümüş diyor yani dış görünüşü var. Siz anlayın artık ne demek istediğim yani söyleyemiyorum her şeyi. Bu durumda diyor hakim de bakar ya evet ya bu çocuk tamam henüz yaşı küçük ama yani bir ele avuca geliyor der ve kocasına teslim edilmesini emreder babasına. Yani burada dediği gibi gerçekler öyle değil. Ve şimdi ben burada istersen hani ben bir bu arada bölümünü bırakayım çünkü gerçekten öyle olmadığının fıkıh kitaplarından yansımalarını siz de Fatih Hocam da söyleyeceksiniz. Ben daha sonra ben de şimdi, başka bir yere vakit olursa temas edeyim. Ben de Şia'yı anlatayım yani burada Şia'nın hakkı kalmasın. Şimdi yani Sünniler böyle de Şiiler bunlardan geri kalırlar mı yani hiç mümkün mü? Şimdi şuradan arkadaşlarımız Hümeyni'nin Tahrirül Vesile kitabından bir fotokopi almışlar. Bana getirdiler. Ha gerçi bende Şiilerin bütün kitaplarının şeyi var. Bir elektronik olarak ben Eşşamile Eşşiaiye diye bir şey var, bir kütüphanesi var. Oraya da baktım. Baktım aynı ifadeler var. Onun için bu şey onu almadım. Yani ifadeleri kontrol ettim orada. Doğruluğunu tespit ettim. Diyor ki burada da 9 yaşından önce cinsel ilişkiye giremez diyor. Yani evlenme yaşının başlangıcı diye bir şey yok. Sıfır da olur. Hiç önemli değil. Fakat diyor cinsel ilişki dışında diğer şekillerde yararlanabilir diyor bundan. Şehvetle. İlişki dışında diğer şekillerde yararlanabilir diyor. Ama isterse diyor süt çocuğu olsun diyor. Onu açıkça söylüyor. Radia diyor. Süt çocuğu. Gerçekten de dayanamıyorum. Sen oku hadi. Bu kadar hem hocamın hem Yahya hocamın hem de muhtemelen televizyonun başındaki izleyicilerin canını sıkan, içini daraltan böylesi bir konu niçin burada konuşuluyor diye muhtemelen herkesin aklına gelir ama etrafımızda bu kadar çok olay oluyorken iş bu mudur diyenler muhtemelen olur. Bütün etrafımızdaki olaylara çözüm olarak Allah'ın elimizdeki kitabı var. Ancak bir takım insanlar Allah'ın kitabına işte böyle iftiralar atarak onu maalesef itibarsızlaştırmak için el birliğiyle ediyorlar. Ve bunlar işin acı tarafı Allah'ın kitabını insanlara okumayı tavsiye eden insanlar. Yani yazılarıyla televizyon ekranlarında hem Kur'an'la kalın, Kur'an'a sarılın deyip ama Kur'an böyledir diyerek esasında bunu itibarsızlaştırıp bu defa bütün insanların ümitlerini kırıyorlar. Ya Kur'an buysa, din buysa ben yokum diyor. Ben yokum. Zaten hiçbir şey de olmaz, olmamış diyorlar. Dolayısıyla esasında buradaki amaç tek bir amaç var. Bu pislikleri ortaya falan koymak değil de kimsenin de hoşuna gitmiyor. Zaten fıtratı bozulmamış hiçbir insanın bunlar hoşuna gidecek laflar değil.
Ama tek bir amacımız var. Bu pisliklerin hiçbirinin Allah'ın diniyle falan ilgisi, irtibatı yok. Allah'ın kitabıyla irtibatı yok. Hiç kimse yanlış anlamasın, Allah'ın kitabında böyle şeyler var falan diye. Bunlar bir takım fıtratı bozulmuş zihinlerin işte geçmişte de Allah'ın kitabına yaptığı iftiralar, günümüzde de aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi ben kaldığımız yerden devam edeceğim ama... Ama ya ben bir araya girip şeyi söylesem, şimdi siz dediniz hani Kur'an-ı Kerim'de falan yok böyle şeyler ama... Hayır, ben de onu söyleyeyim. Peki ben şimdi şöyle bir meal okusam, ekran gösterebiliyor mu? Mustafa Öztürk. Ben meal okumak istiyorum. Kur'an-ı Kerim meali, anlam ve yorum merkezli diye merak edip okuyorum. Mustafa Öztürk hocanın mealini. Talak suresini okurken... Talak suresi, Kur'an-ı Kerim'in 65. suresi. Onun 4. ayetinin mealine geliyorum. Okuyorum şimdi. Diyor ki, boşanmış olan kadınların ne kadar iddet beklemesi gerektiği. Yani boşanan kadın, yeni bir evlilik yapabilmesi için bir miktar beklemek durumunda. Hangi kadın ne kadar süre bekleyecek? Bunu anlatan ayet, 4. ayette diyor ki, adetten kesilmiş kadınlarınızın iddet süreleri konusunda şüphe ediyorsanız bilin ki onların iddet süreleri 3 aydır. Tamam, yani bir kadın işte belli bir yaştan sonra, diyelim ki işte bugün Türkiye şartlarında 55 yaşından sonra boşanmış olsa bekleyeceği süre yaklaşık olarak 3 aymış. Bunu öğrendim. Sonra parantez içerisinde bir ibare var. Diyor ki, yaşlarının küçüklüğünden dolayı hiç adet görmemiş kadınların iddeti de aynıdır. Yaşları küçük, henüz adet görmemiş kadın. Kadın oluyor, çocuk değil yani. Ve ondan sonra siz öyle yanlış anlamayın diye diyor ki dipnotta, 533. dipnot. Bu ayetteki vellâ'i lem yahizne ifadesi, çocuk yaşta evlenip dul kalmış. Bak, hem çocuk yaşta çocuk evleniyor, daha çocukken dul kalıyor bir de. Çocuk yaşta evlenip dul kalmış fakat halen adet görmemiş kız çocuklarının yeniden evlilik yapabilmesi için ne kadar bir süre beklemesi gerektiği meselesiyle ilgilidir. Şimdi bu kimin sözü oldu otomatikman? Ben meal okudum çünkü. Ben zannediyorum ki gerçekten Kur'an'da böyle bir şey var. Peki sen aynı mealde 33. ayetin 30. surenin 49. ayetine ne meal vermiş? Yani birisi, çok zeki insanlar çünkü ayetler arasında karşılaştırma yapıyor. O meali okuyan bir kişi. O 49. Ahzab suresi 49 mu? Evet, ne meal vermiş bu? Ey mümin erkekler, mümin hanımlarla evlenip zifafa girmeden önce onları boşadığınız takdirde onların iddet beklemelerini isteme hakkınız yoktur. O zaman bu çocuk demek ki gerdiğe girildikten sonra boşanmış. Boşanmış. Dul kalmış bak, zaten hocam. Bak kendi ifadesine evet, göre yani. İddet beklesin yani. Dendiğine göre haşa. Sanki Allah. Evet. Allah sanki buna şey yapmış. Yani o küçük çocukla ilişkiye girebilirsiniz diye hükmünü Allah vermiş oluyor. Evet ve bakın şimdi o 533. dipnotu özellikle vurguladım. Çünkü ayet metninde parantez içerisinde hani siz hiç adet görmemiş ibaresini okuyunca sakın başka bir şeyler anlamayın diye, yaşının küçüklüğünden dolayı adet görmemiş diyerek başka şeyleri otomatikman devre dışı bırakıyor. Yani diyor, bilin ki bunlar küçük kız çocukları. 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında küçük kız çocuğu. Sakın diyor başka bir şey anlamayın. Ve siz de anlıyorsunuz ki Allah böyle diyor. Öyle mi? Onu şimdi bir dinleyelim. Gerçekten öyle mi? Fatih tam yerine gelmişken onu anlatsana sana. Neyim hocam? Yani bu adet görmeyen ne demek? Ya bu konuda bir makaleleri var. Allah mı acaba gerçekten böyle dediği için? Evet. Tabii o hocamın bahsettiği şeyi konuşacağız ama o Yahya hocanın biraz önce okuduğu mealin sahibi ve onun gibi düşünen insanlar ayetin esasında orada kastedilen ifadesinin küçük çocukları içermediğini, onun bir nevi hastalık sebebiyle sıkıntılar yaşayan bayanlara ait bir düzenleme olduğunu söyleyenlere, ki biz de öyle zaten anlıyoruz Allah'ın kitabını,
Bunlar zavallı ve umutsuzca çırpınışlar. Bak, biz zavallıymışız, evet. Umutsuzca çırpınıyormuşuz. Niçin? Çünkü diyor ki örf buydu. Mesela bakın ifadeyi aynen okuyorum ben. Yalnız şunu söyleyeyim. Sen meal yazacaksın. Allah'ın kelamını göreceksin. Allah'a yaptığın iftirayı, Allah'ın yaptığın iftirayı bizi hakaretle kapatmaya çalışacaksın. Öyle mi? Hadi buyur Mustafa Öztürk. Ortaya çık da konuş bakayım. Hadi bekliyorum senin konuşmanı. O kadar ayetler olacak. O ayetlerin hiçbirini görmeyeceksin. Evet hocalara sorun sözünü Mustafa Öztürk'ün talebelerinden istiyorum ki götürün kendisine gösterin. Versin bakayım cevabını. Biz mi çırpınıyormuşuz öyle mi? Şimdi ifade şöyle. İslam öncesi küçük kızlarla evlilik teşvik edilirdi ve bu tür bir evlilik maruf ve yaygın bir şeydi. Hazreti Peygamber'in 9 yaşındayken Hazreti Ayşe ile evliliği onun her eksiğini arayan müşriklerce garip karşılanmamıştı. Hazreti Ömer'in de Hazreti Ali'nin buluğa ermemiş kızıyla evliliğine o günün şartlarından hiçbir sahabi tarafından engel olunmamıştı. Şimdi burada şu soruyu hepimizin sorması lazım. Bugün mesela Türkiye'nin belli bölgelerinde bir takım insanlar, bir takım aşiretler gelseler ve deseler ki ya kardeşim madem örfçü o zaman ve Allah o örfe saygı duydu ve tamam ona göre hükümler verdi. Bugün o insanlar gelseler ya bizim örfümüze adetimize göre hala biz küçük çocuklarla evliliği caiz görüyoruz, bunu içimize sindiriyoruz deseler ne diyeceğiz şimdi biz onlara? Hatta bunlardan bir tanesi böyle düşünen insanların birisine dünürlüğe gelse, bir çocuğu için, kız çocuğu için, ya bizim doğuda, güneydoğuda veya diğer bir başka Müslüman ülkede örfümüz budur dese. Yemen'de öyle mi? Ha, ne diyeceğiz? Ne, kim kaldırdı bu örfü? Ne zaman kaldırdılar? Tarihi belli mi? Kaldıran belli mi? Sonra az önce dersin başında şey yaptık ya, ortada hiç kimsenin şüphe etmeyeceği ayet var. Ayetler var. Öte yandan Mekke'de Resulullah'ın kıydığı iddia edilen bir nikah var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ayşe validemiz de kıydığı nikahın onun reşit olmasından önce kıyılmış olma ihtimali yok. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Çünkü İbrahim suresinin 4. ayeti diyor ki Allah-u Teala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Her elçiyi kendi toplumunun diliyle göndeririz. O zaman bu Kur'an-ı Kerim'in dili Arap toplumunun dilidir. Öyleyse Nisa suresinin 6. ayetinde geçen nikah çağına kadar sözü de Arap toplumunun bildiği bir söz olmak zorundadır. O nikah çağı diye bir kavramın olan bir toplumda hiçbir çocuğu o çağdan önce evlendiremezsiniz. Hem de Allah'ın izniyle olacak. Allah da diyecek ki ben bu kitabı ancak toplumu dillendiririm. Ondan önce yapacak. Cenab-ı Hak onu çok ağır bir şekilde cezalandırırdı zaten. Hiç kimseye bırakmaz. İşte şey de En'am suresinin 114. ayetinde ne diyordu Allah böyleleri için? Açık hükümler dururken zanna uyuyorlar. Herkes bilir ki bu açık ayetlere rağmen Ayşe validemizin evlendirildiği iddiası zandan ibarettir. وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Zan gerçeklerin hiçbir şekilde gerçekleri de etkisiz hale getirmez. Yani gerçeğe olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla hem Kur'an meali yapacaksın, hem kendin tefsir hocası olacaksın, hem la reybe fih olan kitabın hükmünü şüpheli olan şeylerin altında ezeceksin.
Hatta o kitabı o şekilde açıklamaya kalkacaksın. Bu kişinin kendisini Allah yerine koymasıdır. Başka hiçbir şey değil. Çünkü Allah-u Teala Hud suresinin ilk ayetinde diyor ki Estağfirullah Elif Lam Ra Kitabun uhkimet ayatuhu ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, yani hüküm ifade edilen şekilde indirilmiş, sonra hakim ve habir tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Yani Kur'an'la ilgili açıklamayı sadece Allah yapar, başkası değil. Ne Mustafa Öztürk yapabilir, ne Abdülaziz Bayındır, ne Fatih Orhun, ne Yahya Şenol, hiçbirisi yapamaz, ne de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yapabilir. Öyle olursa niye böyle اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهِ, Allah'tan başkasına kul olmayasınız, kulluk etmeyesiniz diye. O zaman Allah'ın kitabını açıklamaya kalkmak kendini Allah'ın yerine koymaktır. Allah'ın yaptığı açıklamalarla hareket edeceksiniz. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlere rağmen öyle bir şey yapmışsa kendini Allah yerine koymuş olur ve Cenab-ı Hak onu hiç affetmez, anında şah damarını koparır. Şah damarını koyar, hiçbir şey yapmaz. Bu sebeple çok dikkatli olmak zorundayız. Evet. Şimdi Yahya hocamın bıraktığı yerden ben devam edeceğim ama artık daha fazla işin uzamaması için sadece kitapların isimlerini ve cisimlerini size naklederek, elimde gördüğünüz kitap Hanefi fıkhının en erken dönem kitaplarından bir tanesidir. İmam-ı Muhammed, yani Şeybani diye bildiğimiz kişiye aittir. El-Cami-us-Sagir. Burada biraz önce Yahya hocamın Fetavai Hindiye'den naklen yaptığı o şeylerin, alıntıların hepsi burada da vardır. Kâsani'nin Bedâü's-Sanâi isimli eseri vardır. Hanefi fıkhının en temel kaynaklarından bir tanesidir. Aynen biraz önce ki ifadeler burada da geçer. Yani Bülûdan önce kız çocuğuna yapılan muameleler, yani hiç kimse demesin ki ya siz yanlış anlıyorsunuz. Esasında kastedilen söz kesmedir, şudur budur, hiç yani bunları açıkçası yutturamazlar. Yeni nesil öğrencilere fıkhı kurtarmak için bu hikayeyi anlatıyorlar. Onların anladığı gibi değil diye. Biz o öğrencilere, o öğrenci kardeşlerimize bakın burada kaynakları gösteriyoruz. Bu kaynaklarda o ifadelerin hepsi geçer. Hakeza yine Mevsuliye ait El-İhtiyar, Hanefi fıkhının temel kaynaklarındandır. Hidaye ve şurada ekranın arkasında gördüğünüz bütün temel kaynaklarda bu böyledir. Bu açık, detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Zaten kendileri de söylüyorlar, diyorlar ki mesela bu konuda şu an ismini verdiğim fakihlerin dışında müfessirler de Talak suresinin 4. ayetinde geçen Vella illem yahidna ifadesi kendisiyle ilişkiye girilmiş küçük çocuklardır. Niçin bu ibareyi kullanıyorlar? Bu ibareyi kullanmalarını gerektirecek bir durum var ortada. Ahzab suresinin 49. ayeti bunların dikkatinden kaçmamış. Şimdikilerin dikkatinden kaçıyor ama öncekilerin dikkatinden kaçmamış. Diyorlar ki Ahzab suresinin 49. ayetinde Allah nikah kıyıp da gerdek gerçekleşmeden boşama durumunda iddetin gerekmeyeceğini bildirmiştir. Talak suresinin 4. ayetinde ise küçük çocuklar için 3 ay iddetten bahsetmektedir. O halde burada söz konusu olan çocuklar kendileriyle ilişkiye girilmiş çocuklardır ifadesini kullanıyorlar. Açık ve net olarak. Evet, bu burada bu ismini verdiğimiz, cismini gösterdiğimiz bu kitaplarda bu ifadeler aynen geçerli. Tefsirlerde. Tefsirlerde öyle. Evet. Dolayısıyla diyorlar ki eğer bu çocuklarla ilişkiye girilmemiş olsaydı iddetten bahsedilemezdi. Allah Kur'an'da bahsettiğine göre Allah bu çocuklarla ilişkiye girilmesini onaylıyor. Bakın bu Allah'ın kitabına söyletiliyor. Herhangi bir yazarın kitabına siz böyle bir şey söyleseniz, böyle bir şey nispet etseniz sizi mahkemelerde süründürür. Cenab-ı Hak da ahirette, cehennemde süründürecek onları. Şey yaparlar. Evet. Dolayısıyla Allah'ın kitabına işte bu iftiraları maalesef yapıyorlar. Peki işin doğrusu ne? İşin doğrusuna gelince
Buradan kendisine saygılarımızı iletiyoruz. Doktor doçent doktor Zeki Bayraktar beyefendi ile bir çalışma burayı yapmıştık. Lütfen, değerli izleyiciler, burayı lütfen çok dikkatli izleyin. Bu sıradan bir şey değil. Belki İslam alemi bunu ilk defa duyuyor olacaktır. Lütfen dikkatli izleyin. Şimdi peki bu ne olabilir diye düşündük. Yani vella ilem yahidne ifadesi, hayız görmeyenlerin kocaları tarafından boşanmaları durumunda bekleyecekleri iddet süresinin iddetin 3 ay olduğuna dair ifadeyle kastedilenler kimlerdir? Bu tıp literatüründe bugün literatüre geçmiş bir kavram. Yani bu kişilerin kimler olduğu, Rabbimizin orada kimlerin kastettiği. Şimdi genel itibariyle burada Zeki hocamın ifadelerini ben sadece hatırlamak için hızlı bir şekilde aktaracağım. Menarş denilen, yani işte bir kız çocuğunun buluğa erme ifadesi literatürde. Bu kızların %98'i 15 yaşına geldiklerinde adet görürler. Bugün bütün dünyada 3 aşağı 5 yukarı istatistikler bu. Ve 48 ila 52 yaşlarına kadar da bu devam eder. Yine istatistikler bu bilgiyi bize veriyor. Ve yine istatistiklerden hareketle bugün bütün dünyada yapılan çalışmaların süzülümüyle elde edilen şey, 9 ila 14 yaşları arası kız çocukların buluğa erme yaşıdır. 9 ila 14 yaşları. Bununla birlikte genetik yapı, iklim ve gelişmişlik düzeyi, çocukların yaşadığı ülkelerin gelişmişlik düzeyleri bir takım buralarda etken faktör olarak kullanılıyor. Şimdi bununla birlikte şunu da söyleyeyim, hani hep bize şunu söylerlerdi, işte sıcak bölgelerde mesela işte Arabistan'da bu erkendi, işte 8-9 yaşına geldiğinde aslında bir, bu da tamamen buradaki istatistiki bilgilere göre tam bir yalan. Mesela Müslüman ülkelerde yapılan araştırmalara göre kız çocuklarındaki ergenlik yaşının en düşük çıktığı ülke hangisi biliyor musunuz? Türkiye. Arabistan 15 yaş sınırıyla en geç çocuk kız çocukların en geç ergenliğe ulaştığı dönem olarak istatistiklerde bu. Yani koskoca bir yalan esasında. İşte sıcak ülkelerde şöyleymiş, yok böyleymiş, onun için işte siz buna Ayşe validemiz 9 yaşında evlendi diyorsak o buluğa ermiştir. Bunların da hiçbir dayanağı yoktur. Şimdi bununla birlikte yine istatistiklere girmiş bir takım veriler, düzenli adet döngüsüne sahip kadınların döngüsü 28 günde bir olur. Bugün tıp literatürü bunu söylüyor. Bu süre 21 gün ile 35 gün arasında değişebilir ve bu da normal olarak karşılanıyor. Peki ne zaman tıp literatüründe bu durum bir hastalık adını alıyor? Mesela oligomenora diye bir kavram var. Bu 45 günden uzun aralıklar ile meydana gelen düzensiz döngüler için kullanılıyor. Bugün literatüre girmiş. Yani bu tür rahatsızlıklar var. Yine polimenora denilen 21 günden daha az sürüyor. Hipomenora denilen, bu defa işte derecesinde artmalar, eksilmeler olan bir takım düzensiz şeyler oluyor. Ve bunun yaşında, yani bunlar esasında normal bir adet döngüsüne sahipken çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle hayatlarının belli bir kısmında düzensizleşen durumlar. Peki Allah'ın kitabında mesela bunlar için bir çözüm olmayacak mı? Diyelim ki kocası tarafından boşandı ve bir takım sıkıntılar, rahatsızlıklar veya işte tedavilerden dolayı aylarca adet göremeyen bir kadın ne yapacak? Bunun sorusu bizim fıkhımızda, düzelene kadar kocasının evinde kalacak. Düzelmezse yaşıtları menopoza girdiğinde ancak iddeti bitecek deniliyor. Çözüm de bu, bakın. Yani şimdi düşün ki kız çocuğu buluğa erdi. Mesela 15 yaşında diyelim, en
Suudi Arabistan diyorsunuz. 15 yaşı buluğa erdi. Evlendi. Yani her şeye bağlı bir kız. Eşiyle ilişkiye girdi. Tüm o, az önce söylediklerimizi bir kenara bırakalım. Eşiyle ilişkiye girdi. Eşi onu boşadı. Bir ay sonra, bir sene sonra boşadı. Çocuk 16 yaşında. Ama bu bahsettiğin rahatsızlıktan var. Şimdi bu ne yapacak biliyor musunuz? Bütün yaşıtlarının menopoz dönemine girmesine kadar bekleyecek. Çünkü bu ayeti yanlış anlamlandırıp çocuklara delil sayınca bak sistemi nasıl, dengeyi nasıl bozuyorlar görüyor musunuz? Allah ne dedi? Allah'ın sözü doğru ve dengelidir. Allah yarattıklarını çok iyi bildiği için hangi kadını nasıl yarattığını biliyor. Bütün yaratıklarına, yaratıklarında geçerli kanunu koymuş orada. Şimdi bekleyecek, diyelim ki bütün yaşıtları 50 yaşında mesela, yani menopoz dönemine girmiş, öyle kabul edelim ki öyle de değil. O zaman 50 yaşına kadar bekleyecek bu. Bitmedi. 50 yaşından itibaren, o günden itibaren 3 ay iddet bekleyecek. O 3 ay çok önemli ama. Onu beklesin bari. 3 ay iddet bekleyecek. Ondan sonra da bir genç kız gibi gitsin, istediğiyle evlensin. Şimdi görüyor musunuz? Bakın Allah ne dedi şeyde, En'am suresinde 115. ayetinde وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدِلًا. Rabbin sözü hem doğruluk hem tüm yaratık arasında denge açısından tamamlanmıştır. Şimdi bütün yarattığı kadınların ne durumda olduğunu gayet iyi biliyor. Hanımlar gayet iyi bilir. Bazıları 2 sene, 3 sene adet görmezler. Ne bu? Allah yarattığını bilmez mi? Onlar da 3 ay bekleyecek diyor. Efendim menopoz dönemindeki de 3 ay bekleyecek, öbürü de 3 adet görünceye kadar bekleyecek. Peki 3 adet görünceye kadar da gene ortalama 3 aydır. Onun için ay başı denir. Ay kelimesi kullanılır orada. Ay başı hali denir mesela kadınlar arasında. Bak dikkat ediyor musunuz dengeyi? Ama bu dengenin de Allah'ın kitabı kullanılarak nasıl bozulduğunu da görüyorsunuz değil mi? Halbuki biraz sonra inşallah vakit kalır, tekrar ekrana hocalarınıza sorun sorusunu koyarız. O kadar açık ve net ayetlere rağmen, hiç kimsenin şüphe etmeyeceği ayetlere rağmen çocukların evlendirileceğini nereden çıkarıyorsunuz? Ve Allah-u Teala'nın bu konuyu ortaya koyan hükmünü nasıl bozuyorsunuz da, zam bile değil yani, nasıl bozuyorsunuz da çocukların evlendirilmesini, hatta küçük kız çocuklarıyla ilişkiye delil alıyorsunuz. Evet, devam et. Bu sizin sözünü ettiğiniz meseleyi bugün tarihselciler problem etmiyorlar. Diyorlar ki ya iddet dediğin şey ne senin? İddet o dönemde erkek baskısı altındaki bir topluma Allah'ın getirmiş olduğu bir düzenlemedir. Bunun nesebinin, şusunun, busunun karışmaması için. Çünkü erkekler bu konuda hassastır. Dolayısıyla bugün Kur'an-ı Kerim'deki iddetleri bugüne böyle, dolayısıyla sizin biraz önce sözünü ettiğiniz işte bu kadın ne yapacak denilen şeyi, ya normal bir kadın bile beklemeyecek ki siz bunun için dert ediyorsunuz diyorlar. Yani iddet de yok bugünkü şeyde. Tabii şimdi her şeyi bozan adam bunu da bozar. Evet. Ne olacak? Evet. Evet. Şimdi bir de şöyle bir literatürde kavram var. Primer amenora denilen. Bu da yine dostumuz Zeki Hoca'nın söylediğine göre yaygın bir rahatsızlık. Zeki Hoca'nın mesleğinde söylemiş miydin? Kendisi ürologtur. Ben bu konunun hocası yani. Evet, bu konunun ustasıdır esasında. Primer amenora denilen kavram bugün tıp literatüründe 15 yaşına girmiş olmasına rağmen adet görmeyen ve bu devam, yıllarca devam edebilen çocuklar için kullanılan bir rahatsızlık. Çocuk değil, insanlar artık 15 yaşına girmekten. Evet. Buluğa ermiş. Evet. Buluğa ermiş ama kan dışarıya boşalmıyor. Evet. İçeride başka mesela bağırsaklara falan, evet, bir şey yapıyor. Öte taraftan ikinci bir kavram sekonder amenora denilen, ikincil amenora olarak tercüme edilmiş. Bu da daha önce esasında adet görürken
3 ay, en az 3 ay ve 3 aydan daha fazla süre, belki yıllarca devam eden adet görmeme rahatsızlığı literatüre girmiş. Peki bu durumdaki insanlar için Kur'an'ın söyleyeceği bir şey yok mu? Yalnız az önce ben kelimeyi yanlış kullandım. Zeki Hoca'nın bana ifadesine göre o dışarıya çıkmayan kan rahimde kalıyor. Diğer kanallarda değil. Yani rahimde kalıyor. Dışarıya çıkmaz. Zaten o da bir rahatsızlık. Onun için hanımlar ben rahatsızım diye doktora giderler buradan. Evet. Dolayısıyla işte tıp verileri de bugün esasında bunun olabileceğini, olduğunu gösteriyor. Allah'ın kitabında da bunun bir hükmünün olmamasına imkan yok. En azından bizim inandığımız kitapta herhangi bir boşluk yoktur. Biz böyle bir kitaba iman ediyoruz. İşte bu boşluğu dolduran ayette birilerinin küçük çocuklarının evlendirilebileceğine cevaz gösterdikleri o ayet, bu boşlukları dolduran ayettir. Şimdi hem ona delil gösteriyorlar hem de gördüğünüz gibi böyle bir rahatsızlığa düşmüş olan bir kadını yıllarca bekletiyorlar. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Şimdi siz bu kadının yerinde olsanız böyle bir dinin Allah'ın dini olduğuna inanır mısınız? Ama öteden böyle bir kadın 3 ay iddet bekliyor, 3 ay bekliyor. Bir adet görmüyorum. Görmüyorsan diyor Allah, madem görmüş, tamam seni yaratan benim diyormuş oluyor Allah. Tamam sen 3 ay bekle git diyor. O zaman ha ya ne kadar güzel. Gerçek böyle olmadı zaten der. Muhteşem bir şeydir der. Ondan sonra gider ve rahat bir şekilde evliliğine devam eder. Şimdi Cenab-ı Hak Rum suresinde bu dini fıtrat diye tanımlıyor. Yani sizin Kur'an-ı Kerim'de geçerli kanunların tabiattakilerle tam uyumlu olmaması mümkün değil. Çünkü o kadını yaratan Allah, bu kitabı indiren de Allah'tır. Dolayısıyla bu kitapta o kadınla ilgili hüküm olmak zorundadır. Ama maalesef Cenab-ı Hakk'ın değişmeyen kelimeleri var. Bak ne diyor Allah burada? Evet, 115. ayette, artık eskisi gibi değil, yaklaştırıyorum ki rakamı göreyim yani. En'am suresi 115. ayette La mübeddile li kelimatihi diyor. Allah'ın kelimelerini kimse değiştiremez. Peki kelimeleri değiştiremiyorlar da neyi değiştiriyorlar? Kelimelerin anlamını değiştiriyorlar. Çünkü o kelimeyi değiştirmek mümkün değil. Kelimenin anlamını değiştiriyorlar. Halbuki Allah-u Teala diyor ki ben bu konuda kimseye yetki vermedim diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Bakın Kur'an-ı Kerim açıklama yetkisi Allah tarafından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahil hiç kimseye verilmemiştir. Hiçbir ferde verilmemiştir. Açıklamayı sadece Allah yapar. Onun için bu kitabı Allah mufassal der. Ayrıntılı kitap der. Mesela hemen bunun öncesinde 114. ayette diyor ki Efe gayrallahi ebtegi hakemen. Ben Allah'tan başka hakem mi ararım? Hakem ne? Problemi neye göre çözeceğiz? وَهُوَالَّذ۪ي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا Size bu kitabı ayrıntılı olarak indiren O'dur. Tüm ayrıntılı açıklamalar. İşte o ayrıntılı açıklamalar bu televizyon ekranlarında 15 günde bir kök programıyla Erdem Uygan ve işte Fatih Orum'un birlikte sundukları programda sık sık dile getiriliyor. Bu çok ciddi bir olaydır. İşte o Allah'ın hükmüne yani hikmete ulaşma yollarını gösteriyor. Allah mufassal olarak indirdiğini söylüyor. Çok ayrıntılı açıklama. Peki bizim ulema madem kök programının baş aktörü olarak söyle bakalım Fatih. Bizim ulema Kur'an'a mufassal mı der, mücmel mi der? Kur'an'a mücmel der. Yani bir takım ayetleri asla anlaşılamaz. Hatta müteşabih ifadeler olduğu
iddia edilir. Bunları sadece Allah bilir derler. Yani müteşabiye verdikleri manayı da. Müteşabi işte. O kelimenin anlamını da kaydırmışlardır. Bu dünyada hiç kimsenin doğru anlamını tespit edemeyeceği kadar kapalı lafızlar vardır denilir Kur'an-ı Kerim'de. Oysa Allah müteşabih lafızdan değil, müteşabih ayetlerden bahseder. Öte taraftan bir de Kur'an'ın mücmeldir bir kısım ayetleri der. Bunu da ancak yine bir gayri metlu vahiy ile Muhammed Aleyhisselam'a bildirilmiştir. Ve o da açıklamıştır der. Evet. Bak Allah ne diyor? Mufassal. Hocam, çok yine, ayrıntılı diyor. Allah. Mücmel olsa ne ifade eder? Mufassal olsa ne ifade eder? Kur'an bugünün Abdülazizlerine, Canerlerine, Mehmetlerine hitap eden bir kitap değil ki. O günün öyle diyorlar Ömer'ine, değil mi? Abdullah İbni Mesud'un, Abdullah İbni Ömer'ine hitap eden bir kitap. Yani Kur'an diye bir yani şey yok. Mufassal ise onun için, mücmel ise onun için. Size ne oluyor diyor şu adam ya. Böyle bir şey var yani. Yani muhatabı değiliz biz bu kitabın. Yani mufassal olsa benim için ne ifade eder diyor. Müteşabih olsa ne ifade eder. Muhatabı ben değilim ki. Demek Allah... İlahiyat hocası söylüyor. Evet. Müslümanlık adına söylüyor. Kur'an adına söylüyor. Bunu. Ve televizyondan söylüyor. Evet. Şimdi yani. Peki ve Allah diyecek ki lambe dileli kelimati, kelimelerini değiştirecek hiç kimse yok. Kelimelerini değiştirmekle ben tamamını atıyorum yani ki ya. O zamanmış. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Ha şunu da söyleyelim. Peki bunlar böyle de eski mezhepler bunlardan farklı mı? Yani şu anda mevcut mezheplerden hangisi bunlardan farklı? Tek fark şu. Onlar diyorlar ki biz önce Kur'an'a uyarız. Uyuyorlar mı? Ondan sonra diyorlar ki Resulullah'ın sözlerine uyarız. Uyuyorlar mı? Peki neye? Peki ondan sonra kıyas. Peki kıyaslamak için bir tane eline bir şey olmasın. Neye kıyaslıyorsun? Ama dikkat ediyor musunuz? Bakın burada Allah'ın ayetlerini okuduk size. Allah'ın ayetleri tabiata %100 uygundur. Çünkü tabiatı yaratan da o, insanı yaratan da o. Ve buradan ürolog, doçent doktor Zeki Bayraktar'ın Fatih Orum'la birlikte bizim Kitap ve Hikmet dergisinde yayınlamış olduğu şeyde de gördük. Allah'ın yarattığı ayetlerde kadınların adet olmamalı. Zaten bunu her hanım bilir zaten. Yani herkes üzerine adet görmez ki. Ve ondan sonra da bakıyorsun tam bir dengeyi de Cenab-ı Hak kurmuş. Peki ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Evet değerli izleyiciler, şimdi burada ben size bir ilanda bulunmak istiyorum. Allah nasip ederse haftaya bugün Almanya'da programlarımız olacak. 14-15 Mayıs günlerinde bunun şeyleri, ilanları bizim sitemizde var. Şimdi burada yanlış şey yapabilirim. Bu Almanca bilmediğim için yanlış okurum, millet güler. Ne gerek var yani şimdi. Evet. Orada az önce kendi adından söz ettiğimiz doçent doktor Zeki Bayraktar olacak. Abdullah Bayındır olacak. Ve ben bir de ben olacağım Allah nasip ederse. İki gün boyunca birlikte olacağız oradaki dostlarımızla. Bir de ayrıca her birimizin ayrı ayrı yaptığı sohbetler olacak. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Yeterli bilgiler evet sitede var. Şimdi son olarak arkadaşlarımız lütfen hocalara soralım kısmını tekrar gündeme getirebilirlerse. Yani onu evet lütfen değerli izleyiciler bunları hocalara sorun. Bakalım var mıymış Kur'an'da çocukların evlendirilmesi yok muymuş? İndirilen dinin hükmü mü, uydurulan dinin hükmü mü? Herkes görsün. Yetimleri evlenme çağına gelene kadar deneyin. Onlarda olgunlaşma, rüşt görürseniz mallarını kendilerine verin. Nisa suresi 6. ayet. Hakimiyetiniz altında olan savaş esirleri dışındaki kocalı kadınları nikahlamanız da haramdır. Allah'ın size farz kıldığı budur. Namuslu yaşamanız ve zinadan kaçınmanız şartıyla bunların dışındaki kadınlarla evlenmeniz helal kılındı ki mallarınız karşılığında onlara talip olasınız. Bunlardan hangilerinden nikahla yararlanırsanız mehirlerini belirlediğiniz miktarda veriniz. Mehri belirledikten sonra gönül rızasıyla başka bir şekilde uyuşmanızın bir günahı yoktur. Allah bilir,
doğru kararlar verir. Nisa suresi 24. ayet. Nisa suresi 6. ayette evlenme çağı ifadesiyle ergenlik çağından bahsedilirken henüz bu çağa ulaşmamış küçük yaştaki çocuklar nasıl evlendirilebilir? Nisa suresi 24. ayete göre her erkek evleneceği kadına mehir vermek zorundadır. Nisa 6. ayete göre ise kişinin malını kullanabilmesi için reşit olması yani ergin olması şarttır. Aynı şart mehri alacak ve o konuda eşiyle pazarlık yapacak kadın için de gereklidir. Ayetler böyle olduğu halde henüz bu çağa ulaşmamış çocuklar nasıl evlendirilebilir? Mehirlerini verir, iffetli olur, gizli dost tutmazsanız, iffetli mümin kadınlarla kendilerine kitap verilmiş olanların iffetleri size helaldir. Bunlardan kim imanını örterse yaptıkları boşa gider, ahirette kaybedenlere karışır. Maide suresi 5. ayet. Zina eden erkek ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek evlenebilir. Bunlar müminlere haram kılınmıştır. Nur suresi 3. ayet. Karılarınızdan adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz iddetleri 3 aydır. Adet görmeyenler de öyledir. Hamile olanların bekleme süreleri yapacakları doğumla biter. Kim Allah'tan çekinerek kendini korursa Allah onun işini kolaylaştırır. Talak suresi 4. ayet. Maide suresi 5. ayete göre evlenecek kadın ve erkeğin namuslarını korumuş olmaları, erkeğin de gizli veya açık zina yapmaması şarttır. Henüz erginlik çağına girmemiş biri için bu şartlar koşulabilir mi? Nur suresi 3. ayete göre evlenecek kadın ve erkekte olmazsa olmaz şartlardan biri de zina etmemiş olmalarıdır. Bir çocuk nasıl zina etme eyleminin konusu olabilir? Kadınların adet düzensizliği veya adet görmeme durumları olağan bir şeyken, iddet gören kadınları sınıflandıran Talak suresinin 4. ayetindeki, adet görmeyenler ifadesi nasıl olur da henüz adet görmemiş olan kız çocukları olarak anlaşılabilir? Bu da yetmiyormuş gibi erginlik çağına girmemiş bir kızla ilişkiye girmeye nasıl delil gösterilebilir? Evet değerli izleyiciler, hocalara sorun kısmını gördünüz. Lütfen dünyanın neresinde olursanız olun, muhatabınız hangi dilde olursa olsun, bunları Türklerle beraberseniz Türkçe olarak, başka yerle beraberseniz o dilden hocalara sorun da bu organize olan bu konudan kurtulalım. Yani batılda ittifak olur mu diye sorulursa, hani hep söylerler efendim, ümmet dalalette birleşmez diye Resulullah diye öyle bir söz söylemişmiş. Zaten öyle bir şey olması mümkün değil de, ama görüyorsunuz mezhepler dalalette tam ittifak etmişler. Uydurma din konusunda kimsenin en küçük bir şey yok, itirazı yok. Ama bu tek bir merkezden oluşturulmuştur. Tarihçiler bunu mutlaka araştırmak zorundalar. Elimizde Kur'an olmasına rağmen nasıl oluyor? Bakın bugün bile Kur'an meali yapanlar bunu savunabiliyorlar. Ve bugün işte İslam Ansiklopedisi bunu anlatıyor. Savunmuyor ama ne yapsın, ansiklopedisi bu anlatıyor bunu. Dolayısıyla bu artık topyekun Müslümanların şeyidir. Artık bu iş daha fazla yürüyemez. Böyle bir dinle ne biz ayakta durabiliriz ne insanlara bir şey anlatabiliriz. Son olarak sizlere bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bizim Kitap ve Hikmet dergimiz var biliyorsunuz. Allah'a şükür gerçekten her sayısı başlı başına bir şey. Bir çeşit manifesto gibi. O dergimiz 10-15 Mayıs günleri Sirkeci Garı'nda düzenlenecek olan uluslararası dergi fuarında bir standta okuyucularla buluşmak üzere sunulacaktır. Bu da nasıl duyurmuş oluyorum. İnşallah bundan sonra
daha bir başka şeyle, ama maalesef bu uydurulmuş din maalesef bitmiyor. Ama niye buradan anlatıyorsunuz diyorlar. Güzel kardeşim, tamam da Allah Kur'an-ı Kerim'de Firavun'u niye anlatıyor bize? Nemrut'u niye anlatıyor? Bunları anlatmadığınız zaman insanların doğruları bilmesi mümkün değil. İnsanlar geçmişlerin, herkes Firavun'un nesline sorsanız geçmişini Musa Aleyhisselam'dan daha temiz anlatacaktır. Onun için biz mecburen resmi de ortaya çıkarıyoruz, çözümü de ortaya çıkarıyoruz ve bugün Kur'ancı geçinen, yani efendim Kur'an tefsircisi, Kur'an meali yazan insanların da meseleyi ne hale getirdiklerini de görüyorsunuz. Bunları da ortaya koymamız lazım. Hepinize hayırlar ve güzellikler diliyorum. Lütfen indirilmiş din konusunda herkes elinden geleni yapsın. Kim yaparsa sevabı o kazanır, kim yapmazsa cezasını kendisi görür. Allah yardımcımız olsun.